Adım Emine Özer. 72 eski ismiyle Hıncıka, yeni ismiyle Merdan köyünde doğdum. 6 yaşından sonra Bismil ilçeye taşındık. 94'te özel güvenlik mahkemesinde yargılandım. 8 ay cezaevine attım. Ondan sonra 2000'de resmi olarak HADEP partisine yönetici olarak seçildim. Oradaki iki kadın arkadaştan biriydim. Biz ilçede ilk defa kadın arkadaşlar resmiyette yer alıyordu. Bununla birlikte siyasi partide 2 dönem yöneticilik yaptım. Ondan sonra 2 dönemde İl Genel Meclisi'nde görev aldım. Görevimin sonuna doğru tekrar meclis üyesiyken bir basın açıklamasından dolayı gözaltına alındım. Ve 2 yıl 4 ay cezaevi yattım. En son 2019 Kayseri cezaevinden tahliye oldum. Ondan sonra şimdi de ilçede Yeşil Sol Parti ilçe temsilcisiyim. Bilindiği gibi bizim bir önceki partimiz HDP'ydi. Bunun değişik yargı boyutlarıyla sistem boğmaya çalıştı. Yani seçimden önce partiyi kapatıp bütün Kürt siyasetçileri aynı zamanda HDP bir çatı parti. Yani birçok demokrasi çatı örgütü olarak. Özgürlük Boğa için şey yaptığı için yani Türkiye'nin sesi ve Kürtlerin başta sesi boğduruldu. Şimdi en büyük muhalefeti kabul edelim etmeyelim. Bu kadar baskıya rağmen HDP muhalefet görevini gördü şu ana kadar. Bunun için de büyük bedeller ödedi. Şimdi bu kapatma olayından dolayı Yeşil Sol Parti kuruldu. Çok da eski kültüründen kopuk değil. Sadece bu resmiyeti aşabilmek için böyle bir şeye gerek görüldü. Ya aslında gerçekten yani demokrasiyi, adaleti yani inançlı olmakla birlikte ki dinimiz bunu bize göstermiştir. Yani başta zulüm edene karşı sessiz kalmak zulümkar kadar günahkar oluyorsun. Biz bu terbiyeyle büyüdük. Bu anlamda büyük sıkıntı çıkmadı. İsmin ne olduğu halk bizden iyi kavramış. Yani bu baskılara karşılık şey bir de Kürtler yeşili doğayı seviyor. Yani bu kültürü yani ilk tarihlerden bugüne kadar ilk toprağın ekilmesi, yeşillenmesi yani bölgede Orta Doğu'nun özellikle Mezopotamya topraklarında olan bir şey. Çok da yabancısı olduğu bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu seçim arifesinde hatta bundan fazladır. Gözaltı kararı 200'e aşkın arkadaşın üzerinde var. Bununla seçimi boğma, Kürt ve demokrasi bloğunu boğmaya çalışmaktır. Bekliyorduk. Hem beklemiyor değildik. CHP'nin tutumu ise yani ürkeklik diyebiliriz, kaygı diyebiliriz. Çok doğru değil. Cesaretli olmak lazım siyasette. Yani bununla birlikte biz zaten Meral Akşener'in İYİ Parti'nin tutumunu biliyoruz. Ama işte deva olsun Kürtler konusunda tüzeklerinde değerli şeyler var, sözleri var. Buna karşı suskun kalınması ben çok doğru görmüyorum, şık da görmüyorum. Yani siyasetçiyseniz ya da bir şeyin iddiasından şimdi biz siyasete geçtik. Biz halk buluşmalarımızda da söylüyoruz. Yani bu 100 yılın kaderini belirlemektir. Özellikle Kürtler açısından Lozan'dan sonra yeniden bir şekillenmeye gidiyor bölge ve kader ölüm kalım seçimi olarak biz düşünüyoruz. Yani bu detaylara girmekten sonra son özellikle AKP'nin 20 yıllık iktidarlığı döneminde geldiğimiz aşama ekonomi, demokrasi, baskı, zulüm yani yağdı ki yağdı özellikle Kürtler açısından. Son AKP'nin gömüldüğü yer bana göre depremin 3 günüydü. Gömüldü yani bölge halkları olsun. Özellikle Kürtler yani Kürdistan'daydı bu bölgede. Günlerce o insanların o soğukta diri diri gömülmesi artık insanların vicdanına kalmış bir şey. O konuda şey değil yani affedilecek ya da üstüne geçecek sıradan bir seçim yaşamıyoruz biz şu an. Evet biz yani birkaç yıl öncesine kadar da biliyoruz hani özellikle bölgede geçim kaynakları tarımdır, hayvancılıktır.
Yani ağırlıklı bu, özellikle ilçemizde biliyoruz ki bu bölgenin en büyük tahılın ekildiği, geçiminin olduğu yer Bismil diyebiliriz. Çünkü ova, Bismil Ovası dediğinizde gerçekten de bu böyledir. Çok müthiş, zengin, sulu topraklara sahip bir bölgedeyiz. Bu konuda boğduruldu. Yani çiftçi boğduruldu. Geliş, yani giriş olmadığı için geçim de halk dibe vurmuş, esnaf dibe vurmuş şekilde. Tespitlerimiz bu. Yani artık demokrasiyi bırakalım. İnsanlar açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor. Yani şimdi samana kadar dışarıdan alıyoruz. Gerçi insan bunu söylerken utanıyor. Hakeza yakıt uçtu. Ve benzeri bir sürü çiftçiliğe yönelik boğdurulmuş, sorunlar yayılmış. Demokrasi açısındansa, yani bu halkın %70-80 oy aldığı yerlerde kalkıp kayyum atamak, dünyada örneği yok yani, varsa siz söyleyin, ben bilmiyorum. Böyle de bir şey var yani, varsayalım belediye başkanının bir suçu olduğu yargılanır. Yargılaması biter, cezasını alır. Meclise seçilmiş başka bir arkadaş getirilir. Bütün bunlar çiğnendi ve başa bir kayyum getirildi ve onunla yürütülmeye çalışıyor. Yani en basitinden. Şimdi burada bu halk bunu nasıl hazmeder? Yani iradenin elinden alınması en büyük hakaret ve baskıdır bana göre. Şimdi bunun için bence iyi düşünmeleri gerekiyor. Çünkü şeydir, hemen sonrası şeyler var, yerel seçimler var ve kimse bunu şey inkar edemez. Kürtlerin İstanbul Büyükşehir'i almasını, CHP'nin almasını ve yani biz parti değil, biraz da demokratik adaylar konusunda halkımızı serbest bıraktık. Ve bu iddiadayız, Kürtler kadar politik bir halk yok. Yani tek bir sözle bu düzeni alt üst edebildiyse CHP'nin de başını önüne eğip düşünmesi gerekiyor. Bizim beklentimiz ilk etapta acil olan, şu an Türkiye'nin anayasa kanunlarını uygulayarak hepsini kaldırmasıdır. Yani en yakın süreçte, bir sonraki seçime kalırsa valla bana göre şey değil, çok samimi bulmam yani. Yani ilk etapta Bismil için böyle bir model, onu o koordinasyon yani. Her ne kadar şimdi belediyedeki arkadaşlarımız iş başında değilse, ilçe başkanlarımız da yani bize yakın, bizim o çatımız altındaki yapılarla birlikte bir koordinasyon kurduk. Her gün onun toplantısına haftalık programlar çıkarıyoruz. Bunlar yani köyler boyutuyladır. Köylere şu etapta biz ilk turu şeyle düşünüyoruz. Yani burada biz çalışanlarla birlikte halka gitme, yeni partiyi tanıma, biliyorsunuz yani yeni bir logoyla bir ay, iki ay içinde gitmek, çünkü birçok insanımızın, yaşlı insanımızın okuma yazması yok. O anlamda zaten bu da tesadüf değil yani, önünü kapatmak için. Gece gündüz çalışıyoruz, tanıtmaya çalışıyoruz, gidiyoruz. Mesela şu an biz buraya gelirken de arkadaşlar mahalleye gitti, broşürler dağıtılıyor. Ve tanıtım yapılıyor, yoğun çalışmalarımız sürüyor. Kadınla erkekle, yani bir de bilirsiniz hani bizim hareketin kültüründe kadın erkek biraz da fermuar sistemi, eşit tutulmaya çalışır. O şekilde gidilir. Bürolar konusunda 5 tane şu an aktif, 6.sını da hazır. Yarın öbürü gün açılışını yapacağız. Ondan sonraki süreçte vekil adaylarımızla, yani iki defa vekil adaylarımız geldi. Esnafa boyutuna çıktık. Büro açılışlarına katıldılar. Bundan sonraki şeyde köylere, mahallelere vekil adaylarımızla gidip son aşama seçim, son halini götürüp tekrar tanıtma. Şu an hedefimiz bunlar ve altında bir sürü farklı çalışmalarımız var. O konuda yani bence zorunluluk olarak dayatılıyor şu an okullarda. Mesela bir Kürt dili ibaresi seçmeli olarak, yani ben buranın gerçekten yerli halkıysam, ben burada yaşıyorsam bunun önü açılmalı. Yani üniversiteler açıldı, hocalar
şey oldu, oradan mezun oldu. Ama şu an hiçbiri, bu son özellikle kaç yılda önleri kapatıldı o alan. Orada deniyor ki, okulda deniliyor ki insanlar tercih ettiğinde öğretmen yok diyor. Ama bunlardan biri benim yeğenim de 4 yıldır evde oturuyor. Ve onun gibi bir sürü insan biliyorum. Kürtçe dilin önünü kapatmak için bunu kullan. Yani görünürde evet bir dal var, seçmeli de olsa, ama o bile yerine getirilemiyor. Diğer inanç boyutunda şeydir. Yani siz de bilirsiniz, biz burada büyürken belki biz çok yetişemedik ama babalarımız bismil kozmopolitik bir yerde. Türkmenler var, Alevi Türkmenler var, Sunni Türkmenler var. Cumhuriyetten önce Ermeni köyleri vardır, Ezidiler var. Yani iç içe yaşarken buna hiçbir sorun yaşanmıyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra şeye kadar da fazla yok. Birinci kurucu meclis. Ama sonra Kuvayi Milliye denilen yapı oluştuktan sonra bunlar dönüşüyor. İkinci kurucu meclis kuruluyor ve zaten bununla birlikte halklar dağıtılıyor, yok ediliyor. Yani inançlar, biz ne diyoruz Kürtçe'de? Yani insanın kendiyle Allah'ın arasında olan bir inançtır. Bu ki şey oldu, siyasiyette malzeme değil. Bugünümüz tartışılmaz bir şey. Bugün Diyanet İşleri Başkanı sadece AK Parti'ye, AKP'ye çalışan, fetva veren bir kurum haline gelmiştir. Yani her inancın özgürce kendini yaşama adına inançlar olarak olması en idealidir diye düşünüyorum. Dinimiz de bunu şey yapıyor. Yani yıllarca iç içe yaşamışlar Mekke'de, Medine'de. Haklar gasp edilmemiştir yani. Ama maalesef bugün din adına siz de araştırabilirsiniz. Bu son yıllarda bu konudaki baskılardan dolayı ben bir profesörün şeyini röportajını dinlemiştim. Yaptığı bir araştırmada bayağı yüksek bir mevlada insanlar bu dönemde ateist oldular. Yani köklü aileden bir din eğitimi almayan insan bu insanların uygulamasını gördüğü zaman bu tepkiye dönüyor. Haliyle bu İslamiyet'e de büyük zarar veriyor